Şeytanı nasıl taşlarız? Ya haca giderler, orada taşlarlar. Şeytan haçta mı? Yok, her yerde de orada taşlıyorlar işte neredeyse. Her yerde olan şeytanı niye özellikle haca gidip taşlıyoruz? İşte orada işte... Burada yani taşlayamayız mı? Haç uzak. Ya oraya Araplara para kazandırmak için gidiyorlar. Oraya Araplara para kazandırıyoruz, niye şeytanı taşlıyoruz diye. Evet. Peki. Yani oraya gidip bir sürü masraf edeceği, burada bir sürü gariban insanlar var, onlara yedirseler daha bir apla geçer. Gidip orada yani taşla, şeytan taşlamak yani. Peki, şeytanı taşlamak istiyorum ama haca gidecek durumum yok. Bunu İstanbul'da taşlama şansım var mı? Ya zaten insanların kendisi şeytan yani, şeytanı taşlamaya gerek yok. İnsan mı taşlayalım? İnsan taşlayalım, evet. Boş ver şeytanı ya, insanlar şeytanlardan daha öne geçmiş. Evet, başka soru abi. Şeytanın aklına gelmez. İnsanın aklına gelir, evet. Şeytan hani vesvese vesaire ki Allah'ın da evet. En büyük meleklerinden de biri. Cennete yani girmeyen evet şeytanın. Zekaya sahip, bir de fitneye fesata sahibin aklına gelmeyen senin nasıl aklına geliyor? Abi insanlar şeytanlardan daha şey. Ya insanlar su içiyor ve bir hata yapıyor diyor, nalet sana şeytan. Ya şeytanın ne suçu var arkadaş? Hani sen suç yapıyorsun, hata yapıyorsun, şeytanın üzerine atıyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Değil mi? O zaman insandan mı korkmalı, şeytandan mı? İnsandan korkmalı abi, insandan. Yemin ediyorum yani insandan korkmalı ya. Hayvandan değil, şeytandan değil. İnsan abi. Ruhunu şeytana satmak. Ya insanların hepsi satmış yani. Peki bu ihaleyle mi oluyor? Nasıl satıyoruz? Kaç para alıyoruz? Yedek ruhumuz var mı? Ya şimdi o şöyle bir şey yani, insanın içinde olan bir şey yani. İnsan ruhunu şeytana satması yani. Nasıl satabiliyor? Ya şeytan gibi, o da şeytanla yani. Zaten şeytan olmuş, ruhunu şeytana satmış oluyor yani. Şeytana pabucu nasıl ters giydiririz? Anlamadım şu an. O bir laftır yani. O bir laftır. Ama nasıl yapıyor bunu? Yapıyor işte, ben ne bileyim abi. Mesela ne yapıyor da ters giyindirmiş oluyor şeytana pabucu? Laf icabıdır onu yani. Peki siz vatandaş olarak pabucunuzu ters giyebilir misiniz? Giyemem tabii. Giyemez. Şeytana nasıl giyindirdik o zaman? İnsanoğlu şeytana giydirir ama kendisi giyemez. O zaman insanoğlu şeytandan daha mı tehlikeli? Daha tehlikeli. Ama kendi giyemez. Ya su içtiyorlar, şeytanın üzerine atıyorlar insanoğlu. Yani insan şeytandan daha kötü. Yani insanın hiç mi suçu? Hiç. İnsanın su daha çok. Şeytanın su olmaz ya. Vallahi billahi. Acele işe şeytan karışır. Nasıl karışıyor? Elin ayağına dolanır. Ya ne yapıyor şeytan bu? Ya bir şey yaptığı yok aslında da. Yok mu? Yok. Peki. Sizde şeytan tüyü var mı? Yok. Şeytan tüyü nasıl bir tüy cinsidir? Şekli nasıl? Valla şekli mi var onun? O değil bence. Peki şeytana hiç pabucu ters giydirdiniz mi? Yok. Giydirmediniz mi? Yok. Kendiniz pabucunuzu ters giyindiniz mi hiç? Çok. Çok. Nasıl başardınız? Oluyor işte. Şeytanın kulağına kurşun hiç attınız mı? Yok. Peki şeytanın kulağına atılan kurşun şeytanı incitmez mi? İncitmez herhalde. Hasar vermez mi? Yok. Peki devam edeyim mi? Şeytanın aklına gelmez ama benim aklıma geldi veya şunun aklına, bunun aklına geldi dediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok herhalde. Yok yok. Sizin aklınıza şeytanın aklına gelmeyecek bir şey getirebilir misiniz? Böyle bir kabiliyetiniz var mı? Yok canım. Nereye getiriyoruz? Ruhunu şeytana satmak ne demek? Ruh şeytana nasıl satılır? Vallahi üçkağıtçılara diyorlar onu genellikle. Peki nasıl becerip de ruhunu şeytana satabiliyor? Şeytansı hareket ettiği için öyle derler deyim olarak. Fazladan ruhumuz var mı ki biz ona bir tanesini satalım? O bir taneyi de satarlar herhalde. Acele işe şeytan karışır mı? Karışır. Nasıl karışır? Elin ayağın dolaşır, derler ki şeytan karıştı. O derler ama karışma şekli nedir? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Devam edin. Şeytan tüyü. Sizde şeytan tüyü var mı? Ya o geçiyor toplumda yani, şeytan tüyü diye. Şansı çok olanlara şeytan tüyü var derler.
Şekli nasıldı bu şeytanın tüyünün? Şeytanı görmedim ki, tüyünü bilem abi ya. Aksi şeytan hangisi? Adamın kafasına taş vuran şeytan. Nasıl buluyor taşı? Ne bileyim abi. Değil mi? Bilmiyorum, ben size soruyorum. Vallahi mi? Yılda bir namaz, onu da şeytan bırakmıyor he. Adamın içinden gelmiyor, atıyor şeytanın üzerine. Yoksa ki içinden gelmiyor, namaza gitmek şey etmiyor. Atıyor şeytanın üzerine yapmadık işleri. Şeytan diyor ki, ne diyor? Şeytan diyor ki şunun kafasını yar. Neden? İle diyor işte, diyor? Şeytan olduğu için işte abi de. Nasıl diyor bunu, şekli nedir yani? Şeklini bilmiyorum, görmedim. Yeter, gidiyorum, işim var. Şeytan görsün yüzünü. Yani bana görünme, git de şeytana görün. Öyle değil mi? Güzel. Şeytanın ayağını kırdım. Yani şeytanın bacağını kırdım. İşin yani yoluna koydun biraz, şey yaptın, düzelttin kendini. Hep işin ters gidiyordu, şeytana kabahat buluyordun. İşin düzelince şeytanın ayağını kırdım diyorsun. Peki şeytan acı çekiyor mu? Acı mı çeker artık, sigara mı çeker bilmiyorum. Kör şeytan. Şeytanın cinsi mi var? Neden kör şeytan? Şeytanın cinsi olmaz. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara vesvese veriyor. Ne yapıyor? İşte vesvese verdikçe ne oluyor? İnsanlar böyle kötüleşmiş, birbirine karşı saygı kalmamış, düşünce kalmamış. Peki, yani şeytanın ayağını nasıl kırarız? Nasıl kıracaksın? İyi düşüneceksin, iyi karşındakine iyi düşüneceksin, iyilik yapacaksın. Başka bir şeyle kırılmaz. O durumda şeytanı nasıl yakaladık da kırdık ayağını? Ben size bir şey diyeyim mi? Gerçekten bak, iyilik düşünürsen gerçekten iyilik buluyorsun. Aynen öyle. Bak, katılıyorum bu arkadaşıma. Kendi adıma. İyilik. Şeytanın ayağını nasıl kırarsınız? Ablam örnek nedir? Şeytanın ayağına kırıp yani ne bileyim, gerçekten pozitif düşünerekten ve empati kurmamız lazım abi, karşı tarafla. Empati kurduğumuz abi, zaman kör şeytanın bacağını kesinlikle kırarız. Aha, bu da güzel. Bunu biraz kıskançlara bağlarlar, hani duymasınlar da nazar değmesin gibisinden. Peki, şeytanın kulağına kurşunu nasıl atıyoruz? Nasıl atıyoruz? Duyurmuyoruz herhalde. Vallahi ben yaptığım iyiliği de kötülüğü de duyurmam. Çünkü neden? Duyurmadıkça o kendime kalsın diyorum. Fitne, fesat, herhangi bir şey düşünmediği sürece, bak fitne, fesat. Kimse kimsenin hakkında, atıyorum mesela karşımdaki insan farklı bir iş yapıyordur. Biz onu göz ardı edebiliriz. Nasıl göz ardı edebiliriz? Çekip de birebir kenara onun doğrularını ona söyleyerek, anladın mı? Veya da dedikodu yapıyoruz ya, kalkıyoruz mesela arkadaşım hakkında. Bu şekilde kurşun mu atmış oluyor şeytanın kulağına? Tabii ki. Tabii ki. Merhaba. Şeytanın kulağına kurşun nasıl atılıyor? Öğrenmek istiyoruz. Şeytanın kulağına kurşun nasıl atılıyor? Güzel bir soru. Ya, koyup atıyorsun. Yok, sanki şeytana ayakkabısı ters giydirmek gibi bir şey mi? Basılacağım, bekleyin. O ayrı. Yani şöyle çok şey olmak. Bir saniye düşüneyim. Bu soruyu pas geçebiliyor muyuz? Tamam. Hadi bunu pas geçtik, o zaman şöyle sorayım. Şeytanın kulağına atılan kurşun şeytana yazık değil mi? Yazıkları bilemedim. Kesinlikle yazık değil. Bence fitne fesat olmadığı sürece hiçbir zaman da zaten şeytanın kulağına kurşun atmana gerek yok. Ama yazık mı şimdi? Yani atanlar var ya. Görüyoruz ya şimdi şeytanı. Şimdi biz her şeyi şeytana bağlıyoruz. İnsanoğlu gidiyor bir şey yapıyor. Mesela kardeşimi gördüm ben burada. Baktım ki farklı bir şey yapıyor değil mi? Ya diyorum şeytana uydum. Ya uymasaydın. Şeytanın aklına gelmez. Senin gelir. Şöyle, bence insanlarda nefis vardır ya, aslında şeytan da biziz. Yani iyi olmak da bizim elimizde, kötü olmak da bizim elimizde. İçimizdeki Şeytan diye bir kitap var, Sabahattin Ali. O kitaptan çok etkilenmiştim çünkü şeytan insanların için bir oluşturulmuş bir obje gibi olsa da aslında yani kötülükler insanın içindedir. Öyle düşünüyorum. Şeytanın aklına gelmeyen benim aklıma hiç kesinlikle gelmez. İnsan oğlunun aklına gelen, anladın mı? Şeytanın aklına da kolay kolay gelmez. Biz insanoğlu olarak, bak hiçbir zaman unutma. Güzel, güzel. Güzel diye. İnsanoğlu gerçekten. Olarak. Devam ediyoruz. Kısa kısa. Gel be. Ruhunu şeytana satmak. Artık tamamıyla kötü şeyler düşünmek gibi bir şey. Nasıl satıyoruz? Bedava. O da deyim olarak. Bedava.
Evet. Deyim olur. Gene değinmek mi bu? Şimdi arkadaş bedava dedi. Bunun bir ihalesi, bir imkanı veya açık yaptırılması vesairesi var mı? Yok, bedava. Peki fazladan bir vuhumuz var mı? Hani bunu satayım da öteki bende kalsın. Buradan da para kazanmış olayım. Sen iki pazarlıklı ya. İçinde iki tane pazarlık var. Sıkıntı yok orada. Ya biz Adana'dan gelmişiz ha, biz içinde büyümüşüz ha. İyiydi. Ruhunu şeytana satmak. Ben dün köyden geldim. Ruhunu nasıl şeytana satarsın? Ben katlanıyorum sana. Satmam ki. Doğru yoldan çıkarsın. Anladın mı? Hep şeytan mı suçlu? Yok. Şimdi şöyle. İlk başta söylediğim gibi insanın kendi içindeki nefsi de kendisine ait olduğu için o yüzden insanlar kötülüğü de iyiliği de kendileri isteyerek yapıyorlar. Kendi tercihleri yani. Siz hep şeytan mı suçlu? Evet. Değil. Tek suçlusu biz insanlarız. Şeytanın hiçbir suçu yok. Ben katılıyorum zaten. Az önce de beyan ettim zaten yani. İnsan oğlunun aklına gelen, anladın mı? İnsanın yaptığı şeytanlığı. Şeytan bile şaşırıyordur. Acaba biz ne yapıyoruz? Bunlar ne yapıyor? Bunu hep kadınlar. Az önce siz dediniz ya, şeytana pabucu ters giyindirmek. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Siz pabucunuzu ters giyebilir misiniz? Ben ters giyemem. Ama bütün kurnazlıkları düşünmek gibi bir ya, şey yani. Ama, şimdi fiili merak ettik. Siz ters giyemezken şeytana bunu nasıl ters giyindiriyorsunuz? Yani şeytan bile bir tek bir şey düşünürken insanoğlu onun her türlü halini düşünebilir yani tüm düşüncelerin.